Bir bilgi içeriği videosuyla daha sizlerleyim. Uzun zaman oldu bilgi videosu paylaşmayalı. Bilgi videolarımın oldukça kısa olmasını istiyorum ve net şekilde anlamanızı istiyorum. O yüzden genelde farklı kumaşlara ve farklı renkte ipler kullanmaya özen gösteriyorum. Bugünkü içeriğimiz kol yırtmacı ya da yakalarda kullanabileceğiniz yırtmacın nasıl yapıldığını sizlere göstermek ve oldukça basit şekilde bu işlemi yapacağız. Hiç zorluk çekmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Ben şu şekilde biye hazırladım. Biyemi evde kendim hazırlıyorum. Dilerseniz sizler satın alarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz, talep ederseniz biye hazırlamanın videosunu da sizler için hazırlayabilirim. Şu şekilde yırtmacım olduğunu varsayıyorum. Bunun kol olduğunu da düşünebilirsiniz. Yırtmacı yaptıktan sonra bu kısmına manşet geçerek kol görüntüsünü verebilirsiniz. Dilerseniz de yaka arka yaka açıklığı olarak kabul edersiniz ve yakanın kısmına yine bu şekilde biyeleri geçerek temizleyebilirsiniz. Hangi amaçla kullanmak isterseniz o amaca hizmet eden bir dikiş şekli. Şimdi şu şekilde kesiğimi açıyorum. Dümdüz bir görüntü haline getiriyorum. Zaten pratikliği ve kolaylığı da burada anlaşılmış oluyor. Biyemi kıyafetimin tam sıfırlayarak yerleştiriyorum. Ve bu şekilde dikişimi gerçekleştiriyorum. Yırtmaç kısmını özellikle açarak düzleştiriyorum ki çok daha kolay bir dikiş elde etmiş olalım. Yani dikişimin şekline göre kumaşımı elimle düzenleyerek gidiyorum. Bu da çok büyük kolaylık sağlamış oluyor. Bakın. Şu şekilde yırtmacım tamamlanmış oldu. Dilersem arkaya, dilersem de ön tarafta görünmesini sağlayabilirim. Ama ben hiç görünmesini istemiyorum derseniz şu şekilde yırtmacı kapatabilirsiniz. Normalde rengi rengine çalışıldığı için hiçbir şekilde rahatsızlık vermeyecektir. Bu şekilde yırtmacınız hazır olacaktır. Ben bu yırtmacı daha çok elbiselerimin arka yaka kısmında kullanıyorum ve şu kısımlarına çıt çıt dikiyorum. Bu şekilde kapatıp açarak arkada oldukça basit şekilde kullanıyorum.